Sevgili 8'e sağlık izleyicileri, bugün yine ilginç bir konuyla karşınızdayız. İlginç olduğu kadar da önemli bir konu. Theta Healing ve konunun uzmanı, uluslararası Theta Healing uygulayıcısı sevgili Seçil Kayman Alcar bugün konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii Theta Healing'i belki bilmeyen seyircilerimiz vardır, nedir bu diye. Önce onun ne olduğunu bir açıklayalım, sonra farklı farklı sorularla devam edeceğiz hocam. Theta Healing, meditasyon yöntemiyle Theta frekansında yaptığımız bilinçaltı dönüştürme tekniğidir. Neden Theta frekansı diye sorarsanız, Theta frekansında kayıtlara en rahat ulaştığımız frekans Theta frekansıdır. Peki bu bilinçaltını değiştirme dediğimiz, yani bilinçaltındaki kötü şeyleri iyiye değiştirme anlamında. Evet, negatif programları buluyoruz. Evet, onları pozitife dönüştürüyoruz. Peki şimdi bunu pozitife çevirme dedik. Burada şunu soracağım. Hangi konular üzerinde çalışılabilir bu yöntemle? Her konu üzerinde çalışabiliyoruz rahatlıkla. İşte hastalıklar, ilişkiler, öfke, korkular, bolluk bereket. Bolluk bereket. Evet. Şey diyeceğim şimdi, burada korkular, öfke, işler falan, yani alanı geniş. Tabii tabii. Sormak istediğim şey şu, yaş aralığı ne olmalı burada? Yani ufak çocuklarda tam anlamıyla bir tekniği uygulayamıyoruz. Yani onu algılayamadığı için herhalde. Tabii, çünkü konuşturuyoruz, işte çocukluğuna götürüyoruz kişinin, işte bir duygu yakalayıp onu ilk nerede yaşamış. Genelde 0-7 ya da 0-10 yaş aralığı oluyor. Yani bunu konuşabilmemiz için tabii biraz çocuğun yaşça büyük olması lazım. Anladım. O zaman bunu şeyde uygulayabiliriz. Bu sınav heyecanı olan çocuklar. Çünkü her şeyi biliyor. Ya ben bunu biliyorum, ediyorum ama sınavda yapamıyorum. Tabii tabii. Deyip sınava girdiğinde heyecanlanan çocuklara da bunu. Tabii tabii, heyecan için yapabiliriz. Odaklanma sıkıntısı varsa onun için olabilir. Başarısızlık korkusu varsa bilinçaltında veya işte atalardan gelen bir şey de olabilir. Bu arada atalardan nasıl saç rengi, göz rengi bunları alabiliyorsak, atalarımızın yaşamış olduğu deneyimleri de sürdürebiliyoruz. Yani o dersler bitmediği sürece nesilden nesile aktarılıyor. Ben hani bunu özellikle sordum ki şimdi çok büyük bir problem bu şu an sınav heyecanı gençler arasında. O anlamda hani bir cevap, bize katkısı nedir diye o anlamda sordum. Peki şimdi hocam, Theta Healing yaptık. Kişinin bilinçaltındaki olumsuzları bulduk. Ondan sonra ne yapıyoruz? Yani his yüklenmesi denen bir şey var. Bundan kısaca bize bahseder misiniz? Evet, yani kısa bahsedin yani hocam. Kişinin yaşamış olduğu olumsuz deneyimlerden ötürü unutmuş olduğu hisleri hatırlatmak maksadıyla yaptığımız bir teknik. Yani o şeyi alıyorsunuz, kötü duyguyu alıyorsunuz. Evet, önce yerine... evet, programları değiştiriyoruz, evet. Dönüştürüyoruz olumluya. Daha sonra kişinin ihtiyacı olan his yüklemelerini yüklüyoruz. Onu mesela işte değerli olmayı kişi bilmiyordur bilinçaltında. Ona değerli olmanın hissini tanıtıyoruz bilinçaltına. Anladım. Peki hocam, kas testi. Kas testi. Kas testi de bu programları bulmamıza yardımcı olan bir test. Şöyle söyleyeyim, dil yalan söylese de kaslar yalan söylemiyor. Bu istemsiz bir şekilde biz bulduğumuz programı kişiye söyletiyoruz. Bunun bir yönü var, evet ve hayırın yönleri var. Oradan buluyoruz programı. Eğer varsa bunu bulmamızı sağlayan test oluyor. Kişinin hareketleriyle alakalı bir tabii şey. Tabii tabii. Yani eğer... Nasıl oluyor yani? Nasıl yakalıyorsunuz? Bir örnek verir misiniz? Tabii, mesela ben size dedim, ben değerliyim. İnancını test ediyoruz, programını. Mesela bunun birkaç çeşidi var. Parmak testi olabiliyor, işte koldan olabiliyor. Ya da kişi ayakta, gözleri kapalı bir şekilde, işte ben değerliyim diyor. Ondan sonra bilinçaltına eğer değerli olduğuna inanmıyorsa hayır'a gidersiniz, arkaya gidersiniz. Evet. Eğer böyle bir şey bulduysak onu dönüştürüyoruz. Sonra da değerli olma hissini yüklüyoruz kişiye.
Ve sonra seans sonrasında da bunu yine bu şekilde test ediyoruz. Aynı şekilde yine ben değerliyim diyor. Ondan sonra bu sefer öne gidiyor. Ya bunlar istemsiz oluyor yani. Yani yalan söylerseniz yakalarım. Ama geliyor iş. Tabii işin şakasındayım ben. Peki hocam, seansları nasıl oluyor? Nasıl yapıyorsunuz seansları? Seansları, önce seansa başlarken kişinin bir alanı temizliyoruz. Bu nedir? Kişinin üzerinde bulunan işte negatif enerjiler, işte göz, nazar falan, onları temizliyoruz. Daha sonra bazı dengelemeler yapıyoruz. İşte hormon dengeleme, çakra dengeleme gibi. Ondan sonra kişiye güçlü sorular sorarak kişinin bilinçaltında yatan olumsuz programları buluyoruz. Kas testiyle test ediyoruz. Olanları dönüştürüyoruz. Dönüştürdükten sonra da his yüklemeleriyle seansımızı bitiriyoruz. Ya yani yine tekrar kas testiyle sağlamasını da yapıyoruz. Anladım. Şimdi bu tabi bahsettiğim şeyler önemli şeyler. Yani kişilerin bilinç altındaki olumsuzlukların yer değiştirmesi falan. Yani insanın başlı başına hayatını değiştiren bir şey. Evet. Çünkü bu o güne kadar inandığı, anladığı tabii şeylerin çok daha dışına çıkıyor. O duvarları yıkıyor, geçiyor. Evet, yani burada hayata, kişinin hayatına, Theta Healing'in hayatına katkılarını, şimdi biz böyle bahsettik ama daha neler vardı yani, nedir yani? Bir kere farkındalığınız artıyor öncelikle. Zaten bu büyük bir şey. Daha sonra hayata bakış açınız, işte insanlara, olaylara bakış açınız değişiyor. Daha pozitif bakıyorsunuz, daha pozitif oluyorsunuz, daha özgüvenli oluyorsunuz. Yani sosyal yaşam da değişiyor tabii otomatik. Yani ilişkiler de tabii değişiyor. Tabii ilişkiler de değişiyor. Mesela hayatınızdan çıkması gereken insanlar varsa onlar kendiliğinden çıkıyorlar. Girmesi gerekenler giriyor. Zaten öyle bir titreşimde oluyorsunuz ki frekansta. Hı-hı. O tarz kişileri, kendinize göre kişileri çekmeye başlıyorsunuz. Hı-hı. Evet. Ya eskiden siz mutluysanız olsaydı, mutlu kişileri çekmeye çekiyorsunuz. Yani eskiden olsaydı işte hep şikayetçi olan, işte sürekli ondan bundan şundan şikayet eden insanlar etrafındayken daha da onu aşağı çekecekken, şimdi biraz daha artık hayata olumlu bakan, her şeyi olumluya sürükleyen pozitif insanlarla beraber enerjisi de yükseltiyor. Aynen. İşte o enerji dediğimiz şeyi toplum arasında konuşuyoruz ya, enerjinin yüksekliği, enerjinin yüksekliği, onu da yükseltiyor. Şimdi hastalıklarınız geçebiliyor. Mesela ben de hipoglisemi hastasıydım ben. 15 yıldır falan şekerim düşüyordu. Dikkat etmeseydim şeker hastalığına gidiyordum yani. Bu geçti mesela. Danışanlarımdan çok iyileşen var. Çok güzel. Ya şimdi zaten dediğiniz gibi şimdi hastalık da biraz şey, yani çağırdıkça gelen bir şey. Ya şöyle söyleyeyim, hastalıkları biz yaratıyoruz zaten. Tabii tabii. Kesinlikle öyle. Yani işte beslediğimiz o kin duyguları, nefretler, işte yargılamalarımız, eleştiriler, suçluluk duygusu, pişmanlık, öfke, korku, bunlarla biz çağırıyoruz zaten hastalıkları. Bir de şey oluyor yani, aşırı strese girdiğimizde de vücudun bütün biyolojik yapısı, hormon yapısı tamamen değişiyor. Tabii ki. Evet. İster istemez sizi o daha olumsuz, daha kötü bir noktaya sürüklüyor maalesef. Tabii. O yüzden hani daha böyle pozitif, daha güzel bakabilirsek her şeye, evet, stresten uzak. Ya hayat çok keyifli bir hal alıyor. Evet. Yani o kadar söyleyeyim. Çünkü ben yaşadım, benim oğlumla da sıkıntılarım vardı biraz. İletişim sorunumuz vardı. Çok şükür şu an çok iyiyiz. Ne güzel. Hocam bize verdiğiniz değerli bilgiler için sizlere çok teşekkür ederiz. Ben yani teşekkür önemli bir ederim. Konu. Güzel de bir konu. Ben seyircilerimiz açısından çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Evet, olma inşallah inanıyorum. İzleyicilerimize de katkısı geldiniz olur. Geldiniz, çok sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Sevgili 8'e sağlık izleyicileri. Bugünkü konumuz Uluslararası Theta Healing uygulayıcısı Seçil Kayman Alcar'dı. Kendisi bize bugün çok değerli bilgiler verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. 8'e sağlık tüm hızla devam ediyor. Sağlıkla kalın, bizi izlemeye devam edin.